Şunu sormuş bir arkadaşımız da yine. Karabük Spor'a bir kırgınlığınız oldu mu diye sorulmuş. Valla ben o zaman başlayayım, sizlerden önce söz alıyorum, özür diliyorum. Benim çok kırgınlığım var. En kötü biz oradan ayrılırken, ya çocuklar özür dileriz, buralara gelmesini istemeyiz gibisine. Hani bizim bir gönlümüzü alabilirlerdi. Ya da şöyle söyleyeyim. Siz nasıl bak bugün arıyorsunuz? Ben size ilk aradığınızda da ya çok mutlu oldum, unutulmamak çok önemli bir şey diyebiliyorsam, onlardan da daha doğrusu bunu duymak isterdim. Hani bir telefon açıp bir hal hatır sormak bile önemliydi. Şöyle bir şey, en baştaki şeyde Can hocamız şunu söyledi. Bu paralar önemli değildi ama bu spordan evini geçindiren vardı. Bunları bile biz kenara atmışken zor günler geçirdim. Ay, hocam da Mohsen arkadaşım da bunu söyleyecek. Hemen çok zor zamanlar geçirdim. Çünkü bu evin yükü bendeydi. Biz bundan dolayı bir selamı, bir hatırı unutulması için üzgünüz. Özellikle son sene Mete Han arkadaşımız söylediği gibi bazı şeyler vardı. Ben daha çok kendimden daha çok takım arkadaşlarıma üzülüyordum. Yani tekerlek sandalyede de çok para yok. Arkadaşlar çok büyük mücadele etti. Taksitleri vardı ödeyemiyordular. Borçları vardı ödeyemiyordular. Ciddi bir şekilde. 1500 liraya 2000 liraya oynayanlar vardı yani. Bunlar ev geçindiriyordu. Ailesine bakıyordu. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Yani büyük bir ciddi bir şekilde fedakarlıklar yapıldı. Keşke bunlar daha çok görülseydi. Ben hatırlıyorum, isim vermek istemiyorum. Neler geçti yani bizim orada. Kırgınlıklar oldu ama söyledim yani son anda ben bunu şunu da söyleyeyim. Ben bilet param olmadı İran'a dönme için. Bilmiyorum nasıl bir yerlerden aldılar verdiler yani öyle bir durum oldu. İnşallah bunlar unutulmaz. Tekrar Karabükspor tekrar yeniler kendini, tekrar tekerlek sandalyeye başka bir bakışla bakar ve aynı şekilde devam eder ve daha iyi hatta devam eder. Yani Karabükspor Can Hoca yani menajerlik yapıyordu. Belki ben Can Hoca'nın şu anda işine karışmış gibi görüyordum. Bütçe Can Hoca'nın bildiğim kadarıyla 8. takımın aynıydı. 8. 7. takımla aynıydı yani ligde. Ama hep ilk 3 oynadı yani. Çok büyük bir başarıydı. Bu aile olmamaktan olmakla oluyor. Bu takım olmakla oluyor. Ve ciddi bir anlamda fedakarlık istiyor yani. Sen 8. takım bütçesine aynısın ama fark katıyorsun. Hiçbir zaman 8. takım seni yenemiyor. Hiçbir zaman. Bu şeylerde de büyük oyuncuların payı var. Mesela biz Murat Aslanoğlu Can Hoca söylediği gibi büyük bir oyuncuydu yani. Gerçekten büyük bir katkılar yaptı. Diğer arkadaşlarım hep söyler. Metan 10 sene bildiğim kadarıyla 10-11 sene Karabükspor'da mücadele etti. Ve takımı seviyordu yani. Mete Han Karabük derken ağlardı resmen yani. Bu kadar seviyordu. Buna çok büyük fedakarlıklar yapılmış. Özellikle Karabükspor'lar, altyapıdan gelenler. Hiçbir zaman para konuşmadı. Can Hocam biliyor yani bazıları bilmiyorum da bazıları belki konuştu gitti ama olan takımda olanlar hiçbir zaman para konuşmadı. Yani hep mücadele şeydi hep Karabükspor Can sağ olsun oynadılar. Bunlara gerçekten bir büyük teşekkür etmek istiyorum. Yani belki biz yabancı görünürüz ama gerçekten Karabük bizim kalbimizde ve seviyoruz yani.